Ne mi anlatacak? Geleceğin tehditleri diyecek. Küresel riskler ve yükselen siber güvenlik endişesi konusunu sizlerle paylaşıyor olacak. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Özlem Kestioğlu alkışlarınızla sahneye geliyor. Herkese merhaba. 2024'ün ilk CEO Council'ına geldiğiniz için hepinize çok teşekkürler. Bugünün odadaki fili söyleyen, kötü konuşanı ben olacağım galiba. Çok fazla önümüzdeki dönemki fırsatlardan bahsettik. Gerçekten de fırsatlar beraberinde de riskleri getiriyor. Çok yakın dönemde ben konuşmama Davos'tan notlarla başlayacağım. Çok yakında Ocak ayında Davos zirvesi yapıldı ve her sene olduğu gibi sonunda da bir rapor yayınlandı. Bu sene tema, takip edenleriniz de vardır, güveni yeniden inşa etmekti. Dört ana tema üzerinde tartışmalar devam etti. Bunlardan bir tanesi de dünyada güveni ve güvenliği telkin etmek. Burada da baktığımız zaman raporda hem 2 yıllık yani yakın dönemde hem de 10 yıl boyunca karşımıza çıkacak riskler ve tehditler altı çizildi. Çok ilginç bir konu, ilk defa dünyada bütün liderlerin de ajandasına girdi. O da siber tehditler. Şimdi çok fazla ChatGPT konuşacağımız bir yıl oluyor. Hemen hemen hiç generatif AI konuşmadığımız bir etkinlik neredeyse olmuyor. Ama bir yandan da hem bulutun konuşulduğu hem de bu yeni teknolojilerin konuşulduğu dünyada bence 2024'te en az onlar kadar konuşulacak bir konu siber tehditler. Hatta bazen de yüksek sesle konuşamadığımız bir konu. Çünkü biliyorum hepimiz aslında her gün neredeyse büyük şirketlerde bu anlamda birçok tehdit ve siber saldırıya da uğruyoruz. Böyle baktığımız zaman hem 10 yılda hem de yakın perspektifte de siber tehditler önemli bir konu haline geliyor. Şimdi ne değişti de siber tehditler bu kadar çok artmaya başladı? Hepimiz uzaktan çalışıyoruz ve web mimarisiyle uzaktan bütün sistemlere erişilebilir olduğu noktadan itibaren çalışanlarımız artık kritik sistemlere her zaman ve her yerden ulaşıyorlar. Ve şu andaki iletişim altyapısıyla baktığımız zaman aslında bu exponential bir şekilde de artırıyor. Yani şirketler olarak bütün kritik verilerimiz her yerde, hatta bulutta, dünyanın farklı yerlerinde. Connected device'lar, şu anda biz Türkiye'de 4 milyon makineyi akıllı hale getirdik. Dünyada milyarlarca makineden de veri toplar hale geldik. Yani nesnelerin internetiyle biz milyonlarca noktadan veri toplayabilir hale geldik. Ne oldu? Verilerimiz her yerde, çalışanlarımız kritik verilere her yerden ulaşılabilir hale geldiler. Bir de şimdi generatif AI'dan bahsediyoruz. Hepimiz bir yandan bunun ne kadar aslında verimlilik getiren bir konu olduğunu bilsek de bir taraftan da şirketin çok kritik kodları bulutta generatif AI'ın içinde mi olacak diye de endişe içerisindeyiz. Acaba bir arkadaşımız farkında olmadan şirketin kritik bir pazarlama verisini birden ChatGPT'ye verecek ve önümüzdeki hafta çıkacağımız, bize rekabet avantajı getireceğini planladığımız bir kampanya bir anda bulutun metası, datası olarak aslında bulutta sunulacak mı? Şu anda o yüzden ben 2024'te CEO'lar olarak, liderler olarak dijital teknolojileri konuştuğumuz kadar siber tehditlerin de ne olacağını ve şirketimize neler, nasıl zararlar getireceğini bilerek ve doğru adımları atmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden şu anda artık CEO'lar olarak hepimizin ajandasında da mutlaka siber tehditlere karşı nasıl korunacağız olmalı. Bir de bunun diğer bir bakış açısı var. Az önceki panelde de bahsedildi. Generatif AI ile birlikte seslerimiz taklit ediliyor. Her gün geçmiyor ki bir e-mail gelsin. Zaten onu çok daha basit bir şekilde yapıyorlar. Şimdi ses taklit edilebiliyor, görüntü taklit edilebiliyor. O yüzden bilgi kirliliğinin de içerisinde özellikle bizim gibi dijitalleşmiş ülkelerde, yani bir çağrı merkezinden birçok finansal transaction'ın yapıldığı bir ortamda inanılmaz derecede risklere ve tehditlere açık bir hale geldik. Şöyle biraz dataya baktığımız zaman şu anda Türkiye'de korkunç bir veri var. Ne kadar farkındasınız bilmiyorum ama 30 saniyede bir siber saldırı gerçekleştiriliyor.
Bu inanılmaz bir boyuta çıkmış durumda. Geçen yıla göre Türkiye'de %308 arttı. Hatta ben yaklaşık 26 yıldır teknoloji sektöründeyim. Şu anda bu sene karşılaştığımız, duyduğumuz örnekler gibi bir şey biz hiç yaşamadık. Ne yaşıyoruz şu anda? Çok yakın zamanda bir firmanın başına geliyor. Siber korsanlar tarafından saldırıya uğruyor. Ve bu siber korsanlar aslında kurumsal bir şirket. Bayağı insanlar buraya profesyonel çalışıyorlar, KPI'leri var. Ve siz korsanla pazarlık ediyorsunuz ve paramı ödeyeyim, sistemlerimi ayağa kaldırayım dediğinizde size bir çağrı merkezi numarası veriyor. Ve siz Rusya'da bir çağrı merkezinde ticket alıp, ticket da aldığınız numaraya paranızı yatırıp sistemleri ayağa kaldırıyorsunuz. Ve ilk defa biz böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Karşımızda örgütlü siber korsanlık şirketleri var. Yani bir yandan teknoloji gelişiyor ama bir taraftan da siber korsanlar profesyonelleşmeye başladılar ve dünyanın her yerinde siber korsanlık şirketleri kuruluyor. Gerçekten de çok ilginç yıllar önümüzdeki dönemde bizi bekliyor. Biz neler yapmalıyız diye baktığımız zaman da her şeyin başı eğitim ve farkındalık. İnanılmaz derecede, yani şirketinize sadece staj için gelmiş bir arkadaşa gelen bir e-maile yanlışlıkla basmasıyla bile şirketinizde hiç tahmin edemeyeceğiniz korkunç yerlere gidecek bir ortamla karşı karşıya kalabiliriz. Bugün böyle felaket tellalcısı gibi çıktım ama baktığımız zaman gerçekten nasıl bir tribülans diyeceğim, nasıl bir ortamın içerisinde hareket ettiğimizi bilmemiz gerekiyor. Ve şu anda en üst düzeydeki liderler olarak da kendi ajandamızın içinde olmalı. Ve farkındalıklarla, eğitimlerle, teknoloji yatırımlarıyla da fırsatları da kaçırmadan ama bu tehditlere karşı nasıl korunmalıyız, bunlara da hep birlikte bakıyor olmamız gerekiyor. Şimdi Türkiye'ye bakalım. Maalesef Türkiye'deki siber güvenlik tarafındaki yatırımlar dünya ile kıyaslandığında çok çok yetersiz bir noktada. Bizde maalesef öyle bir kültürümüz var, bize bir şey olmaz ya da bazen işte bin nasihat bin nusibet. Bir de şöyle bir konu var, aslında çok fazla siber atak oluyor. Dediğim gibi 30 saniyede bir siber saldırı oluyor ama şirketler bunu doğal olarak tabii ki ciddi bir reputasyon kaybı olduğu için duymuyoruz. Biz sektörün içinde olarak biliyoruz, çok fazla saldırıya uğrayan ve kritik datasını kaybeden kurumlar var. Şu anda dünya ile kıyasladığımız zaman Türkiye'deki yatırımlar inanılmaz yetersiz. Bugün yapabileceğiniz şey bu seneki yatırım planlarınızın içerisinde generatif AI mutlaka tabii ki olmalı ama siber güvenlik tarafında biz ne kadar hazır durumdayız diye mutlaka sizlerin ölçeğinde de yukarıdan aşağıya doğru bakılması gerekiyor. Çünkü güvenlik öyle bir katman ki bir yatırım yaptım diye de olmuyor. Yani datanın taşındığı yer, toplandığı yer, uç device'lar, buraya erişen mağazanızdaki personel, yani inanılmaz derecede katmanı var ve her katmanda farklı yatırımlar yaparak kendinizi daha güvenli hale getirmeniz gerekiyor. Bunları söylemeye gerek yok. Yani şu anda bu profesyonel kötülükle karşı karşıya olduğumuz böyle bir dönemde olası problemlerin karşısında hem iş kesintisinin olması, hem ciddi bir gelir kaybı, itibar kaybı, hatta şirketlerin geçici bir süre tüm operasyonlarını durduran noktalara kadar giden senaryolar olduğunu biliyoruz. Çok kısa tehditlerden bahsettikten sonra bazılarınız artık bizim uçtan uca teknoloji hizmetleri verdiğimizi biliyorsunuz. Sadece iletişim altyapısı sağlamıyoruz. Uçtan uca aslında kurumların bütün hem bulut bilişim tarafındaki altyapılarını daha güvenli bir şekilde vermelerine de hizmet ediyoruz. Türkiye'de yerleşik olan 4 tane veri merkezimizden de güvenli altyapılarımızla biz bu hizmetleri müşterilerimize veriyoruz. Biz buradan yola çıkarak özellikle siber güvenliğin
bu sene ne kadar çok önemli olduğunu biliyoruz ve önümüzdeki dönemde de ciddi bir bu alana yatırım yapılması gerektiğini biliyoruz. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak Vodafone olarak bir siber güvenlik operasyon merkezi hayata geçirdik. Bunu özellikle de Ankara'da yaptık. Hem de şehir yedekliliği bakış açısından da Ankara merkezimizde biz bu siber güvenlik operasyon merkezimizi kurduk. Vakti olanlarınızı mutlaka bu ağırlamak isterim. Bütün dünyadan beslenen software'ler satın aldık. Şu anda dünya haritası, buraya onu koymamışız ama dünya haritası ve ülkelerin üstünden bombalar geliyor. İşte Çin'den yapılan atakları görüyorsunuz ve bütün dünyadaki siber saldırıları anında gözlemleyebildiğimiz bir altyapımız var. Ciddi yatırımlar yaptık. Burada ne yapabilirsiniz? Biz ya da bizim gibi firmalarla profesyonel firmalara bu altyapı yatırımlarını yapmış ve sizin verinizi güvenli bir şekilde taşıyacak, verilerinizi güvenli bir şekilde emanet edebileceğiniz profesyonellere emanet edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Zor bir dönem bizi bekliyor. Heyecanları kadar tehditlere de birlikte hazırlanacağız. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Özlem Hanım.